Bazlanmışız. Görüntü güzel. Çok iyi. Bence de. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Yine bu kanalda incelediğimiz çok güzel ayakkabılardan bir tanesinde sıra KD14'te arkadaşlar. Uzun zamandır bendeydi. Şimdi bütün tecrübelerimi, hissettiklerimi sizlere anlatmaya çalışacağım. Detaylı performans incelemesi olacak bu. Eğer siz de bu tarz içerikleri beğeniyorsanız like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aşağıda yorumlarda da geri bildirimlerinizi öğrenmek istiyorum. KD14'ü uzun bir süre boyunca inceledim çünkü gerçekten fikirlerimin olgunlaşmasını bekledim. Sizin beklemenize değecek güzel bir ayakkabı olacak. Hiç merak etmeyin. Hemen kutusuyla şöyle başlayalım. Normal sade bir kutuda geliyor arkadaşlar. Kutu açımında zaten muhtemelen de görmüşsünüzdür. Sade, basit bir kutu tasarımı var. KD logosu, tepede imzası ve KD yazıyor. 14 yazıyorum o rakamlarıyla. Nike işareti burada. Bir tanesini çıkartıp hemen başlayabiliriz. Evet, ayakkabımız burada elimizde. Oldukça da güzel bir ayakkabı arkadaşlar. KD 12 ve 13'ü beğenenler varsa bence bu ayakkabıyı da baya baya beğenecekler. Şahsen ben öyle oldum. KD serisi özellikle 11. ayakkabısından sonra çok iyi işler yapmaya başladı. 11'i de çok seviyorum. Fakat 12-13'den sonra ve 14'le birlikte tabii ki bu üçlü seri harikalar yaratıyor. Özellikle yastıklama ihtiyacı olanlar için bence efsanevi derecede güzel ayakkabılar çıkartıyorlar. Yastıklama noktasında harika harika işler yapıyorlar. Yani keşke her ayakkabı böyle olsa diyorum birçok noktada. Tabii eksikleri de oluyor. Üstü, sağ solu, birçok ayakkabıda olduğu gibi. Bunlar da mükemmel ayakkabılar değiller. Fakat gayet güzel olacak bu ayakkabı diğerleri gibi. Fiyatı biraz pahalı, oradan başlayabiliriz. 1570 liralar gibi fiyatlara sahipler arkadaşlar. Özellikle yeni çıkan renkler. Fakat bu rengi, bu aldığım rengi indirime girmişti. Ben de oradan kaçırmak istemedim. Yanlış hatırlamıyorsam 1200 gibi rakamları almıştım. 1200-1300 gibi. Kutu açımına bakarsanız daha doğru olur. Fakat Nike'ın sitesinde de 900 küsürlere düştüğünü gördüm. Yine outletlerde falan şansımız yaver giderse 900-950'lere bulabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki numaranız kalırsa, yani outlet'e bir ürün düştüyse, indirime girdiyse numarası da kalmayabiliyor tabii ki, biliyorsunuz. Fakat yeni çıkan renkler 1570 TL civarlarında. Maalesef yapacak bir şey yok. Şu devirde her ayakkabı çok pahalı geliyor. Fiyatının dışında görselliğine bakalım. Görsel dizayn nasıl? Bence en güzel rengi buydu arkadaşlar. Tabii sizler ne dersiniz bilemeyeceğim orasını. Gayet güzel bir tasarıma sahip. Özellikle bu üstünde bulunan elephant print diyebileceğimiz daha böyle kamuflajımsı iç içe ve en üstte bir dış katmanla tasarım gayet güzel olmuş. Fazla farklı şeyler yapmasına da gerek kalmamış. Buradaki tasarım arkadaşlar her renkte değişiyor. Daha farklı farklı sanatlar yapılıyor bu ayakkabının diğer renklerinde. Fakat bu rengi gayet hoşuma gitti. Özellikle şöyle şuradaki sarılığı, ne bileyim Nike swoosh işareti, KD logosu ve genel olarak üst kısmı ve ayakkabının biraz daha böyle oval hatlara sahip olması benim çok hoşuma gitti. Tabii sizler ne dersiniz bilemiyorum. Resimlerini ilk gördüğümüzde bu neymiş falan olmuş olabilirsiniz ama ben gitgide ısındım ve en hoşuma giden bu jenerik rengini de almak istedim. Benim hoşuma gitti. Dizayn detayı olarak neler var diye soracak olursanız en başta tabii ki bu üst kısmı, daha sonra kenarda bir swoosh işareti, askısı, yanındaki bu sarının üstünde Air Zoom yazıyor ve burada arkadaşlar 14th edition yazıyor. Biraz daha dikkatli baktığınızda görüyorsunuz. Şurada böyle hapishane duvarlarında sanki çizikler ve bu şekilde de sayılar mevcut. Yani 14 tane çizik var burada. Ayakkabının 14 numaralı ayakkabısı olduğunu gösteriyor. Şurada parladığı zaman daha iyi görüyorsunuz. Burada 14th edition yazıyor. Evet, bu şekilde. Arka topukta bir şey yok. Arka topuk biraz daha dalgalı bir yapıya sahip.
alt tabanı oldukça güzel. Biraz pisletmişim, kusura bakmayın. Evet, bu şekilde görsel olarak ayakta çok güzel duruyor. Elde durduğundan bence çok daha iyi duruyor. Ne dersiniz, sizler izlediniz? Gerçekten ayakta da güzel olduğunu düşünüyor musunuz? Dediğim gibi benim hoşuma gidiyor. Evet, şimdi alt tabanıyla her zaman yapmış olduğumuz gibi detaylı incelemesine geçelim. Alt taban arkadaşlar biraz yumuşak bir plastikten yapılmış. Fakat oldukça derin bir yapıya sahip. Dış sahalarda oynamanızı hiç tavsiye etmem. Çünkü çok hızlı bunlar hemen böyle eriyecektir. Hatta benim baktığım zaman sanki bazı yerlerden hafif hafif erimeler başlamış bile olduğunu görüyorum. Çok hızlı dış sahalarda eriyebilir. Dışarıda giymenizi tavsiye etmem. Hem birden çok alırsınız, rahat bir ayakkabı giymek isterseniz tabii ki buyurun giyin derim. Derin çıkıntılar iç sahalarda oldukça uzun süre iş yapacaktır. Taban tutuşu nasıldı diye soruyorsanız kesinlikle harikaydı arkadaşlar. İlk giydiğim andan itibaren mükemmeldi. Hiçbir sıkıntı dolu düzgün yaşamadım. Oldukça da pis bir sahada oynadım. Gördüğünüz gibi zaten ayakkabı oldukça da pislenmiş. Taban tutuşuna vereceğim puan 9 olacak arkadaşlar. Sağlam güzel bir 9'u hak ediyor. Zaman zaman belki sahanın durumuna göre ilk sıralar özellikle kayabilir. Çünkü başka arkadaşlarım, alan arkadaşlarım da oldu. Onlara sorduğum zaman ilk sıralar biraz kaydığını söylediler. Biraz ayakkabıyı eritmeniz, açmanız gerekebilir. Ama ben de gayet güzel iş yaptığını söylemem lazım. Ayakkabının tabanında hemen bir pencere dikkatimizi çekiyor. Bu pencere arkadaşlar hem yastıklamayı gösterdiği gibi hem de şu görmüş olduğunuz taban plakasının konulduğu yer ayakkabıya bir form verecek, orta ayak desteği sunacak. Aynı zamanda tabii ki destek noktasında hem buradaki çıkıntı hem de bu strap'in yani askının iç kısmıyla iki taraflı sıkıştırmayla güzel size stabil, dengeli bir oyun ortaya koymanızı sağlayacaklar tabandan başlayarak. Hemen yukarıya da çıktığımız zaman yastıklama kısmına çıkıyorum. Yastıklama yine 12'de, 13'de olduğu gibi tüm tabanda Air Strobel kullanılmış. Gayet güzel iş yapıyor, gayet harika iş yapıyor. Ben aslında önde de sanki bir zoom ünitesi olduğunu düşünmüştüm. Şurada görmüş olduğunuz işaretlenmiş yerde diyordum acaba zoom ünitesi mi varmış? Hayır, maalesef oynadıktan sonra da gördüm bir zoom ünitesi koymamış. KD13'te biliyorsunuz böyle bir yapı vardı. KD12'de ise arkaya koymuşlardı. Burada ise o zoom ünitesini kaldırmışlar. Yani double stack deniyordu, çifte kullanım deniyordu. He, çok bir işe yarıyor muydu? Çok bir işe yaramıyordu. Fakat hani olsa güzel olurdu diyeceğim. Çok da hissedemediğimiz için bir problem teşkil etmiyor. Bu açığı neyle kapatmışlar arkadaşlar? Kullanılan buradaki köpükle. Buradaki köpük Kuşlon köpüğü. Ve gerçekten harika bir iş yapmış. Çok yumuşak. Böyle sizlere aşırı bir rahatlık hissi sunan ve biraz da böyle çeperli yani dışa doğru çıkan, ayağınızın bastığı kısmı saran ve ayağınızı ortaya alan bir yapıda çok güzel olmuş. Adeta böyle bir yastığın içine basıyorsunuz fakat bir yandan da Air Strobel ünitesi yani zoom hava ünitesi de size hafif bir ittirme olayı veriyor. Hani yay hissi veriyor. Tabii ki bir KD12'deki kadar hızlı zıplatmıyor. KD13'dekine benzer bir his söz konusu. Çok fark etmiyor fakat bu sanki daha rahat geldi bana KD13'e nazaran. Biraz daha böyle yastık hissini fazla hissettim. Zoom ittirirken bu Kuşlon köpüğü sizlere rahat bir taban sunuyor. Böylelikle çok rahat basketbol oynuyorsunuz. Özellikle ayakkabısına rahatlık isteyen arkadaşlarım için harika bir tercih olabilir. Kesinlikle şans verin derim. En azından alın giyin yani. O kadar güzel olmuş. Böylelikle hani çifte zoom ünitesinin de çok bir halta yaramadığını görmüş oluyoruz. Bunlar belki biraz da pazarlama stratejisi olabilir. Hani çevrenizde ya zoom ünitesi kalkmış ya sadece Air Strobel var diyenler olursa kulak asmayın. Giymemişlerdi bu ayakkabıyı. O kadar rahat, o kadar güzel hissediyorsunuz. Güzel yönlerden bir tanesi de ayakkabının arkadaşlar şu genişliğini görüyor musunuz? Çok geniş bir yüzeye basıyor. Gerçekten harika olmuş. Kedilerde ben bu kadar geniş tabanları pek hatırlamıyorum. Genelde biliyorsunuz kedinin ayağı daha uzun olduğu için özellikle bu şeyde yaşadık bunu. Yanis'i evine gönderiyordu. Milwaukee'yi evine gönderiyordu. Ayakları o kadar uzun ki ikilik atmış üçlük yerine. Kedinin problemi gerçekten, yoksa attığı yer aynıydı. Bir tık geriden de zıplasaydı aynı şey olacaktı. Kısmet diyelim, belki de şampiyonluğa uzanacaklardı. Ama ayağının kurbanı oldu yani o koca leylek ayakların kurbanı oldu. Fakat ona rağmen de geniş yapılmış, normalde çok dar olurken. Bu sizlere çok rahatlık sunduğu gibi dengede sunacak, güzel ve dengeli oynayabilmenizi sağlayacak arkadaşlar. Tabii bahsetmiş olduğum yan taraflara kondurulan, her iki tarafa da kondurulan çıkıntılarla, orta ayak plakasıyla çok dengeli bir oyun ortaya koyacaksınız. Yastıklama sırada benim vereceğim puan 10 üzerinden 9.3 olacak arkadaşlar. Çok güzel bir yastıklama, gayet keyifli, gayet rahat. Kimisine göre belki fazla rahat olabilir. Daha hani atik guard oynamayı seven arkadaşlarım, çok böyle patlayıcı olan arkadaşlarım belki bir tık gerileme hissini hissedebilirler. Hem yastıklaması hem tabanıyla gayet güzel işler yaptı. Biraz daha eksik olan, aynı 13'te olduğu gibi problem olan kısımlara geliyoruz. Üst kısma geliyoruz arkadaşlar. Üst kısmı pek beğenmediğimi söylemem lazım. Kalite olarak, materyal kalitesi olarak. Ama hani görüntüde güzel işi yapmış.
Dikkat ederseniz böyle kat 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 zaten katmanlar belli oluyor. İşte bir turuncu bir şey var. Üstünde beyaz bir ağ gibi bir yapı var. Üstünde bu siyah hafif tüylü yapıdan yapılmış desenler var. Bu sayede biraz ayaklarınız pişebilir, biraz sıkıntı çekebilir. Görmüş olduğunuz turuncularda arkadaşlar delikler var. Yani havalandırmalar bu turuncu delikler sayesinde sağlanıyor. Benim ayaklarımın piştiğini ben hissettim. Eğer uzun süre 3-4 saat oynayacaksanız mesela bunu daha dehşetli hissedebilirsiniz. Üst kısım biraz böyle yapay, daha dandik hissettiriyor. Fakat oldukça sert. Bu sertlik sayesinde de size yine bir destek, bir kitlenme hissi sunacak. Beğendim beğenmedim orası ayrı nokta tabii ki ama destek sunması noktasında iyi işler yapacak. Hemen şu askıya gelelim. Bu askılar ne bu askılar böyle değil mi? Askı olmasa sanki daha bile tatlı bir görüntüsü olacakmış gibi hissettim. Askı bağcıklarınızı bağlarken, çıkartırken bayağı problem oluşturabiliyor. Böyle takmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar bu askıdaki problemler ne biliyor musunuz? Şimdi ayakkabıyı satarken şöyle satıyorlar değil mi? Gayet güzel. Fakat siz ayağınıza girdiğiniz zaman bu buraya bağlanıyor. Mecbur yani arkaya kadar gitmiyor. Neden bunu yapıyorlar inanın anlamış değilim. Görsel bu dizaynı yapıyorlar ama ben pek beğenmiyorum. Çok bir etki yapıyor mu? Çok bir etki de yapmıyor. Sadece üst kısımda biraz daha yani bir tık daha belki sağlam ve kapanmış hissetmenize yarıyordur. Bir de tabii ki bu iç kısımdaki dediğim gibi tutacak kısmı sizlere destek sağlayan kısım olmuş oluyor. Çok amaçsız geldi bana. Çok efsane işler yapmıyor. Böyle daha çok çekesiniz geliyor bunu. Ama yetişmiyor. Ayakkabı ayağınız girdiği zaman yükselecek ve kapanmıyor oluyor. Yani pek fonksiyonlu değil. Birçok ayakkabıda bunu gördük. Hani PG1'deki o tasarım, o ön ayaktan yapılan tasarım apayrıydı. Çok güzeldi. Ona benzer tasarımlar olması lazım. Kayrilerde de ben aşırı aşırı beğendiğimi düşünmüyorum. Yani biraz gereksiz olduğunu söylemem lazım. Dizayn yapmışlar güya hesapta ama çok da performansa etkili olmamış gibi geldi. Arkadaki bu topuk kısmı fena değil, tatlı. Çok sert bir topuk koruması yok, hafif yumuşak. Normalde biz plastik daha büyük kalın topuk korumalarına alışmıştık. Fakat bu yani idare eder bir yapıda olduğunu söylemem lazım. Materyale vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 8.3 olacak. Üst kısmı biraz sıkıntılı geldi. Belki bu kuşlon çok rahat olsa da çok hızlı ezilmeler oldu. Dışarıda da oynarsanız bu materyaller hiç sizlere yardımcı olmayabilir. Dolayısıyla biraz daha eksik olan kısım materyal gibi oldu. 12 çok iyiydi. 13'te bu düşmüştü. Yani bunu da çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Hafif bilekli yapısı var. Böylelikle bileklerinizde tatlı bir destek hissi hissedebilirsiniz. Topuk korumasıyla, ayakkabının genişliğiyle ve sağ ve soldan sizleri kitlemesiyle ve orta taban plakasıyla sizleri iyi hissettirecek, destekli hissedecek. Yine yapacağınız hamlelerde hafif ayakkabı yana doğru gerilse de aman aman böyle fırlıyormuş gibi hissetmiyorsunuz 13'te olduğu gibi. Burada daha iyi bir kapanma var. Özellikle bu kısım iyi iş yapıyor. Keşke şöyle öne doğru biraz daha yukarı olsaydı daha bile iyi olabilirdi. Destek noktasında da benim vereceğim puan 8.6 olacak. İyi iş yapıyor ama fevkalade bir iş değil tabii ki. Kaç numara tercih ettim? 45 numara tercih ettim arkadaşlar. Sizler de benim diğer videolarıma bakarak, sizlerde olan ayakkabının ben kaç numarasını almışım ona bakarak karar verebilirsiniz. Ayrıca kaç numara ayakkabı tercih etmelisiniz konusunda da ayrı bir video yapmıştım. Ona da bakmanızı tavsiye ederim. 45 numara aldım. Biraz önden küçük bir ayakkabı. Bu garip geldi. Genelde KD'ler önden uzun olur. Bu bir sefer yana doğru geniş. Önden biraz daha kısaydı. Yani çok problem olmadı. 45 numara zaten ben rahat rahat giyiyorum. Tek benim için problem arkadaşlar şu kısımda. Ayağım tam ön kısımda bir sıkışma yaşadı. Yani parmakları kalın olan varsa şurası zaman zaman vurabilir. Benim sol ayağım herhalde biraz daha büyük. Ayakkabılarda genelde sol ayağım vurur. Sol ayağımın böyle tırnak kısmı arkadaşlar burada hafif bir vurma yaşadı. Zamanla o azalıyor ama bilmenizi isterim. Onun dışında size rahatsız edecek, size rahatsızlık verecek herhangi bir noktası yok. Eğer benim gibi yastıklamaya, taban tutuşuna ihtiyaç duyan, üst kısma okey olanlar varsa mutlaka denesinler. Hangi pozisyondaki arkadaşlarım tercih edebilir? Bence 1 numaradan 5 numaraya yine herkese uygun. Çünkü her noktada güzel işler yapıyor. Özellikle yastıklama arayan, dizimde belimde problemler olan arkadaşlarım için veya çok sıçrayan, rivanda, smaca, turnikeye çok kalkan arkadaşlarım için oldukça iyi olacaktır. Veya yaşı büyük olan arkadaşlarım için aynı şekilde tavsiye edebilirim. Hafif bilekli olması bileklerinde güzel, koruma hissi isteyenler için güzel. Kitlenmesi yine gayet iyi iş yapıyor. Bağcıkları güzel sıkıyorsunuz. Dil yapısı gayet normal. Aman aman bir durumu yok. Hani herhangi bir eksikliği de yok. Çok güzel de diyemeyeceğim. İç kısımdaki pekleme yine okey sayılır. Çok aman aman işler yapmadı. Yani gayet normal, gayet rahat, sıradan, uçuk kaçık işler yapmamış. Yine KD'nin güzel ayakkabı serisini devam ettirmiş bir ayakkabımız arkadaşlar. Hemen ağırlığına bakalım, sonra da kapanışı yapalım. Ve 451 gram arkadaşlar. Biraz ağır sayılabilir. Çok hafif değil kesinlikle. Hafif ağır tarafta kalıyor yani.
bayağı ağır dediğimiz yarım kilo oluyor neredeyse 500 gram. Ona yakın. Ama ayakta ben çok ağır olduğunu düşünmemiştim. Elde sanki biraz daha ağır geliyor. Ayakta dediğim gibi pek hissedemedim rahatlığından zaten. Ayakta görünüşü de çok güzel. İzleyen arkadaşlarım da ya çok güzel duruyor ayağında çok yakışmış dediler. Biraz ön ayakta problemim yani şu ön parmağıma biraz vurdu. Onun dışında diyorum ya gerçekten çok rahat, çok keyifli bir ayakkabı oldu benim için. Evet bu şekilde de sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza giden bir inceleme olmuştur. Eğer bahsetmediğimi düşündüğünüz bir nokta varsa yorumlarda yazın. Cevap veriyorum. Ama bahsettiğim bir noktaysa zaten konuşmuşumdur. Cevap vermeyeceğim. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Sırada hangi ayakkabılar var? Arkadaşlar sırada Wool 5 var. Onu yapacağım. Daha sonra bu Decathlon'dan almış olduğum ayakkabımız var. Ondan sonra şu arkada görmüş olduğunuz disk var. Hop 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 ışıklar gitti. Evet şu görmüş olduğunuz Puma Disk Rebirth var. Ondan sonracıma evet Why Not'lar var. Belki Why Not'lar daha erken bile gelir. Ama hemen arkasından arkadaşlar hardını yapmak istiyorum. Evet görüyorsunuz videolar hızla gelmeye devam edecek. Yeni spor salonunda kaydoldum arkadaşlar. Videosu vlogu yakında gelmiş olur. Sizlere yine güzel içerikleri hızlı bir şekilde sunmaya devam edeceğim. Freak 3'ü de sipariş ettim. Yolda o da geliyor. Takipte kalıyorsunuz. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Çevrenize de yaymayı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü bayağı emek harcıyorum bu videolara. Desteklerinizi gösterirseniz sevinirim. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı da ise bugünlük. Let's go.